Evet, tekrar aşağı konudayız. Şimdi aşağı konum yan yana çifte modeli. Üfeğimizin genel görüntüsü şu. Üstten görüntüsü bu. Şöyle dipçikten nişan hattı. Şöyle çevireyim. Diğer yandan da görüntüsü şu. Tüfekler burada emniyet amaçlı yerinden çıkarılamadığı için biz de herhangi bir istekte bulunmadık. Evet. Şimdi yine tüfeğimizin dipçiğinin orta kısmı yumuşatılmış, parmak geçebiliyor. Türk tipi bir numaralı cevizden el kundağı ve kabzesi var. Sökerken de şu mandalı çektiğimizde bu yerinden çıkar zaten. Geri kalan kısmını sökmeyelim. Namluları 4140 delme çelik, yine dolu malzemeden işleme, 76 milimetrelik fişek yatağına, magnum fişek yatağına sahip, 3 inçlik. Namlu boyu muhtemelen 71 santim. Yine bunda kanallı bir, şu şekilde görüldüğü zaman kanallı bir şeride sahip. Şeridin ucunda pirinç bir arpacıklar küçültülmüş. Bu da hızlı yüzmede hedefi kapatmasın diye yapılmış bir sistem. Yine gövdesi çelik, namlusu çelik, bütün aksamı çelik olan bir model. Bu tüfeğimizde selektör var, enjektör yok. 2 adet fişek konularak tetik ağırlığına bakacağız. Tek tetik. Tetikler 3 kiloya yakın. Dediğimiz gibi siyah mat eloksal bir boyayla kaplanmış. Aselkon logosu işlenmiş. Ağırlık olarak da 3 kilolarda bir çifte gayet de yeterli. Dediğimiz gibi bunların henüz Türkiye'ye satışı başlamamış. Yurt dışına ihraç ürünleri. Sadece görmüşken inceleyelim istedik. Saygılar, sevgiler.